Bir de şuna çok alışmıştık. Mehmet söyledi de çok ben istifade ettim. Bu söyleyeceğim Mehmet'indir. Sevgili canım kardeşlerim, canlı yayında olanlar burayı bir dikkat edin. Mehmet kardeş bir şey buldu da 10. lemada. Şefkat tokatında usta şöyle diyor. Belki razı değil diye yayınlanmadı diyor. Yazılmadı diyor. Hatırladınız mı abiler? Hatırladınız. Ne diyor bir daha? Şefkat tokatında bazılarının belki razı değildir diyor, yayınlanmadı diyor. Mehmet buradan ne buldu biliyor musunuz? Demek ki olur orta adama bir başına sıkıntı gelse tokat yedi, şefkatli tokat yedi demek caiz değildir çıkıyor. Niye? Belki razı değildir şefkat tokatını, şefkat tokat olduğu halde razı değildir olduğundan yazılmıyor. Sen buradan kalkıyorsun, o şefkat tokatı mıydı, zecil miydi? Belki de onun günahını affetmek için, Allah makam vermek için o şeyi vurdu. Onu nasip etti. Sen ona hemen düpedüz tokat yedi nasıl diyorsun? Suizan oluyormuş bu. Suizan da haramdır. Suizan da haramdır. Yani tokat yedi demek suç işledi, günah, yani Allah'ın gayzine uğradı. Sen Allah adına nasıl karar veriyorsun? Bu zandır. Bu zan da haramdır. Gördün mü bak 10. lemada şefkat tokatında genç çıkan bir kelimeden kardeşler ne çıkarmış? Bismillah. Abi bu en çok yaptığımız hatalardan birisi ya. Hakikaten öyle yani. En çok söylediğimiz şey bu. Hemen tokat yedi, tokat yedi. Ne biliyorsun tokat yediğini? Alim kardeş nasıl buldu değil mi? Bak ustad orada diyor. Belki razı değil diye yazılmadı diyor. Peki sen onun tokat yedi dediğin adam senin söylediğine razı olduğunu nerede biliyorsun ki olu orta söylüyorsun bu tokat yedi diyorsun? Yani kolay kullanıyoruz bunu yani. Ama alim kardeş ne güzel buldular değil mi? Allah razı olsun. Ben çok istifade ettim. Bu Mehmet kardeş şu anda da dinliyor. Müzakerede bulmuşlar bunlar. Doğru. Büyük yaralarımızdan birisi bu yani. Nur talebelerinin en çok kullandığı, istimal ettiği yanlışlarımızdan biri bu yani. Ya tokat yedi. Şey yapacağız abi. He? Ne? 11. Hizde okur musun? 11.sini yapmamış. Nokta. Ha 11.si onu da hiç koymamış. Evet, çünkü razı değil de yazmamış. Razı değildir de yazmamış. 11.sini nokta. Ama Hasan kardeş tokat yedi. Peki bu adamın Allah'ça bir makamı varsa hadis-i şerif, o makama da ameliyle muvaffak olunamıyorsa Allah onun günahlarını temizlemek için böyle bir imtihan ediyor. Sen ona tokat diyorsun. Sen Allah'ın ilmi sana mı açıldı, gayb sana mı açıldı ki zecir midir, şefkat mıdır, iltifat mıdır? Niye söylüyoruz ben yani? Tokat yedi. Tokat yedi. En çok kızdıklarımdan bir taneydi ama tarif edemiyordum. Güzel bir cevap buldum şimdi. Belki razı değil diye yazılmadı. Ben niye söylüyorum? Ya ne bileyim. Adam olacağız da inşallah. Bak bu derse katıldık. Bu derse katıldık. Bunu öğrendik şimdi. En azından bu derste bunu öğrenmiş çıksak yeter bize. Ama hemen ağzımız alışmış. Tokat yedi. Suizan ediyorsun. Bak ustada Sari'ye bakın. Diyor ki razı belki razı olmaz diye yazmadım diyor. Aslında zaten abi dediği nokta da var abi. Ne diyor? Mesela barda diyor ki tokat yakındakine vurulur diyor. Evet. Yani şu mesela ben mesela şimdi size vuramam tokat böyle çünkü uzaktasınız ama tokat yakın olana vurulur. Ama o gene yakın olana vurulsa bile o razı olacak. Yaz ustadım demesi lazım. Mesela tabii mesela şefkatli dahi olsa gene hizmete geçecek ama gene onaylaması lazım. Ustad benim seni yayınla. Burada şu dersi çıkartıyorum ben kendime. Paylaşıyorum sizinle. Bundan sonra bu dersten sonra olu orta ben kimseye şefkatli tokat yiyip diye suizan etmeyeceğim. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Yine. Yani üstadın söylemesi çok farklı. Mesela Hafız Ali'nin diyor, kalbine baktım diyor. Şimdi biz üstad mıyız ki yani birinin kalbine bakıp da bir şey söyleyeceğiz? Eğer bunu kesinlikle bilemeyiz yani.
şefkat tokatımız, zecir tokatımız bilmiyoruz. Başka bir şey mi? Dua ederiz.